Kaza orucu borcu olmayıp da işte sadece kefaret borcu olan, bu kefareti tutacak zamanı da olmayan, nafile oruç tutabilir mi ara sıra? Şimdi faraziye ile hareket edilmez. Bir kere bu borç nafile borç değil. Bunu birbirinden iyi ayırt etmek lazım. Nafileyi sormayacaklar ahirette. Neyin hesabını yapıyoruz? Şimdi nafile orucu niçin tutuyor bu dinleyicimiz? Veya Müslüman olarak biz, sadece dinleyicimiz üzerinde de hepimiz. Niye tutuyoruz? Ya bir orucu, farz olan orucu farz olduğu için. Adak orucu vacip olduğu için. Kefaret orucu vacip olduğu için. Peki bunların dışındaki oruçları niçin tutuyoruz? Sevap kazanmak için. Değil mi? Evet. Sevap kazanmak için. Ama fıkıh kitaplarda buyuruyor ki, bir kimsenin farz ve vacip borçları varsa, bu kimsenin bu cinsten diğer nafile yapmış olduğu ibadetleri kabul olmaz buyuruyor. Yani boşuna zaman kaybı söz konusudur. Ha, bazıları kendi nefsi, indi düşüncelerini burada devreye sokuyor. Dinin değil, kitaba bakarak değil. Canım niye mani oluyorsun? Tutarsa tutsun. Din bu, başka bir şeye benzemez. Senin görüşün benim görüşüm olmaz. Kitapta ne bildirirse o aktarılır. Dolayısıyla kitapta bildirilen bir kimsenin namaz cinsinden borcu varsa namaz nafile namazları kabul olmaz. Zekat cinsinden borcu varsa bunun nafile sadakaları kabul olmaz. Oruç cinsinden borcu varsa oruç cinsinden nafileleri kabul olmaz bunun buyuruluyor. Peki bir kimsenin de hac borcu var. Hac farz. Farz olan haccın yapıldığı Zilhicce ayında hacca gitmiyor. Diğer zamanlarda bu durmadan umreye gidiyor. Umre sünnettir ömründe bir defa Hanefi mezhebinde. Ondan sonrakiler nafile. Bu farz harcı haccı yapmıyor. Ben diyor 30 tane şey yaptım. Umre yaptım. Umre yaptım. Vallahi 130 tane yap istersen. İstersen 1000 tane yap. Yani bir farz haçla aynı şekilde 1000 tane umreyi aynı kefeye koymazlar. Çünkü İmam-ı Rabbani Kudüs'e Hazretleri'nin bir sözü var. Bu zat buyuruyor ki İslam alimlerinin ve evliya-i kiramın çok yükseklerinden imamdır. İmam-ı Rabbani diyorsunuz. Kelamda da işte sahabidir bu zat. İmam Muhammed Maturidi, İmam Eşari Hazretleri gibi. Bu zat buyuruyor ki farzlara verilen sevapla nafilelere verilen sevabı anlatırken nafileye verilen sevap farzlara göre deniz yanında damla gibi kalır buyuruyor. Damla gibi kalır. Öyleyse ne yapacak? Kendine zaman ayarlayacak. Şimdi orada yorgunu yokuşa sürmek bir şeydir. Şimdi Allah-u Teala uzun günler yarattığı gibi kısa günler de yaratıyor. Dolayısıyla mesela en kısa günler Kuzey Yarımküre'de, bizde kendi coğrafyamız Anadolu coğrafyasında Kasım-Aralık günleridir. Kasım-Aralık'ta zaten beşe gelmeden akşam oluyor. Neredeyse 7'de de güneş doğuyor. 6.30-7'de de güneş doğuyor. Yani sabah kahvaltı yapıyor, akşam yani yemek yiyor gibi 10 şey. Saat topu topu. Dolayısıyla orada mesela Kurban Bayramı falan da söz konusu değilse Kasım Aralık, hatta Ekim'in işte sonlarına doğru da başlar. Kasım Aralık ayı içerisinde bunu dişini sıkar biter. Bitirdikten sonra istediği kadar nafile oruç tutsun. Hani bazıları diyor ki efendim diyor siz diyor nafile ibadete karşısınız. Tövbe yarabbim. Olur mu öyle şey ya? O ne demektir aynı şekilde? Nafile ibadete karşı olur mu? Kim karşı gelebilir? Dinine mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte bildirilmiş. Bildirmiş. Faziletlerini bildirmiş. Ama ehl-i sünnet alimleri de Allah'a böyle onların çalışmalarına bol bol mükafat versin, şefaatlerine nail eylesin. Fıkıh kitaplarında bunları sıralamışlar. Bizim gibi avama da aynı şekilde bildirmişler. Öncelik demişler farz. Vaktinde eda edeceksin, eda edemezsen kaza edeceksin. Bunun edası da kazası da farz. Orucun da aynı şekilde edası da kazası da farz. Kefaret de aynı şekilde farz. Farz dururken sen nafileyle meşgul olacaksın. Yarın ahirette demeyecekler mi? Sen hiç duymadın mı? Yani bilemedin, edemedin de falan. Efendim ben ahir zamanda geldim. Tamam ahir zamanda geldin ama Allah-u Teala her asırda doğru bilgi aktaran kullarını yaratmış. Ta Peygamber Efendimiz'den itibaren aleyhissalatü vesselam bu kıyamete kadar aynı şekilde bu devam edecek. Her asırda doğru ve hak üzere bir cemaate bulunacak buyuruluyor hadis-i şerifte. Benim ümmetimden bulunacak buyuruluyor. Dolayısıyla dünyalık işlerde, dünyalık kullanacağımız eşyalarda
Kılı 40 yarıyoruz. 40 kere soruyoruz. Hani İstanbul gibi yerde ne diyorlar onlara? AVM merkezleri mi diyorlar? Evet. 40 yere dolaşıyoruz. Aa falan yerde şöyleymiş falan. Aa daha kaliteliymiş. Daha da ucuzmuş falan. Koşturuyorsun. Arabaya atlıyorsun gidiyorsun. O gayreti birazcık da kusura bakma da din için göster. Biraz onun için göster. Dine gelince Allah affedeceğim boşver. Olur olur da sen hiç bakma falan. Böyle diyenler cahil insanlardır. Cahil deyince de kızıyor bazıları. Cahillikten başka bir şey değil ki bu. Niye kızıyorsun ki? Dolayısıyla efendim farz borcu olan kimsenin zaten diğer üç mezhepte kabul olmaz bile. Hanefi mezhebinde de aynı şekilde kabul olmaz. Hatta Şafii mezhebinde mesela haramdır günahtır ifadesi geçiyor.